Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre üzerinde çalıştığımız dokunmatik ekran projesi büyük oranda sonlanmış bulunmakta. Şimdi ekranımızın ilk başta montaj ve tanıtım aşaması olacak. Hızlı bir video olacak bu. Daha sonrasında her bir modülün arkadaşlar tek tek kullanılması ve tanıtımını izleyebileceksiniz. 3'er 4'er dakikalık videolar halinde her bir modülün entegrasyonu ve kullanımı ayrı ayrı videolar halinde size sunulacak. Şöyle söyleyeyim, birçok modül, hatta modüllerin hemen hemen hepsini ister ekranlı, gördüğünüz gibi, isterseniz de ekransız olarak kullanabiliyorsunuz. Ekranımız hafif yukarı doğru eğimli ve bir miktarda yaklaşık 5-6 derecede şoför tarafına doğru dönük. Bu şekilde en iyi uygun açıyı yakalayacak şekilde arkadaşlar, tasarımın çerçevesini o şekilde yaptım. Şimdi şöyle bir kontrol modülü var arkadaşlar ekranımızın. Bu ekranımızın kontrol modülünde şu an diğer modüllerin hepsini bağlamadığımız için her bağlantıyı yapmayacağız. Şöyle bir ısı sensörü bulunuyor. Bu ısı sensörünü arkadaşlar istediğiniz yere yerleştirirseniz ana sayfada göreceğiniz sıcaklığı buradan takip edebilirsiniz. Yani bu sensör vasıtasıyla. Artı ve eksi güç girişi. Kontak 1, kontak 2 vesaire şeklinde gidiyor ama şu an için herhangi bir modülümüzün şuradaki bölümlere ihtiyaç duymadığı için bunları bağlamıyoruz. Ama bunlar ileriki projelerde bağlanacaktır arkadaşlar. Şu an için boş. İleriye dönük bir pin diyebilirim arkadaşlar bunlara. Şuradaki ortadaki pinimiz ise 4 pinli ekranın pini arkadaşlar. Buraya bağladığımız zaman ekranımız direkt çalışacaktır. Şuradaki yandaki soketler de istediğiniz kadar modülü buraya bağlayabileceğiniz modül pinleri arkadaşlar. Yani mesela ayna yatırma veya işte sıcaklık modülü veya hız modülünü buna bağladığınız zaman ekran iletişim kuracağında buradaki modüllerin bağlantıları da bu şekilde buraya yapılıyor arkadaşlar. Bunları yaptığınız zaman otomatik olarak tanıtım işlemi gerçekleşiyor. Şurada bir anten bölümü var. Bu anten bölümü de arkadaşlar şöyle, şu tarz bir antenimiz var. Bu anteni bağladığımız zaman herhangi bir garaj kumandasını ne yapabiliriz? Kopyalayıp kumandayı çıkarmadan ekrandaki düğmeye basarak garajımızı veya otomatik ise kapımızı neyse açabiliriz. O zaman arkadaşlar hemen kontağı bağlayalım, hattımızı takalım. Bakalım ne yapacak. Evet, modülümüzün montajını yaptık. Montajımızda sadece kontak 1 ve şasi hattını bağladık arkadaşlar. Bağladıktan sonra şimdi kontağımızı açıyoruz. Kontağı açtıktan sonra arkadaşlar, evet, küçük bir intromuz var. BMW Connected'e bunu da çaldık diyelim üst modellerden. Şu şekilde iç sıcaklığımıza bakalım. Evet, iç sıcaklığımız aracın içi gerçekten çok sıcak şu an. 38 derece, dışarısı içi yaklaşık 30 derece arkadaşlar. Hoş geldiniz Bayram Bey şeklinde veya kontrol yapılıyor şeklinde bize bir uyarı veriyor. Daha sonrasında kaydeder bir uyarı olursa şuradaki ünlem işaretinin ışığı yanarak bize o uyarıyı burada belirtiyor. Evet, her şeyin normal olduğunu söylüyor ve yeşil ışık yandı. Lastik basınç göstergeleri arkadaşlar şu an için kullanılmıyor. Kullanılmamasının sebebi de lastik basınç modülünü daha bağlamadık. Ekranımızdaki birçok şey arkadaşlar aktif hatta şu an. Ama diğer modüllerin bağlantısını yapmadım. Şu an sadece size menü tasarımlarını gösteriyorum. Yukarıda home link tuşlarımız var. Yani 1, 2, 3 hangi kumandayı atadıysanız kumandamızdan. Bu kumandadan arkadaşlar atadığınız düğmeler buraya geçiyor ve bastığınız zaman atadığınız kumandanız neyi çalıştırıyorsa onu çalıştırabilirsiniz. Garaj kumandası veya kepenk vesaire neyse. Evet. Kapı kilitlerinin durumlarını gösteren, hararet durumunu gösteren ve tek tuşla tüm camları kapama simgesini de buraya koydum. Tabii bu simge burada çok beğenmedim ama ileride değişecek. Evet, menüye geçiyorum. Menülerimizin sırasına odaklanmayın çünkü sıralarını değiştireceğim arkadaşlar. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi birçok menümüz aktif. Park sensörümüz şu an için aktif. Göstergeler %50'si bitti. Tekrar ilerliyorum şuradaki bölümden. Far sensörümüz aktif, merkezi kilit aktif, bunların hepsini kullanacağız. Otomatik cam kaldırma aktif, ayna yatırma aktif, konfor sinyali %50 oranında bitti. Onun haricinde American Park ve arkadaşlar şu şekilde home link aktif ve ekran parlaklığı, tarih saati aktif arkadaşlar. Parmak izi, güç yönetimi gibi şeyler, onlar daha ilerisinde aktifleşecek. Ekran parlaklığına bakalım, şu şekilde maksimumdaymış, şöyle isterseniz indireyim. Bakın gayet sönük oldu. Arkadaşlar ben bunu otomatiğe alırsam şuradaki bölümden tankları yaktığınız zaman otomatik olarak %50'ye geçiyor parlaklık. Ki geçmesi lazım, gece gözünüzü alabilir. Tekrar ben bunu kapatayım şimdilik. Far sensörümüzü bağlamadığımız için buradaki veriyi alamayacaktır. İşte kullanım bu şekilde. Menümüz bu arkadaşlar. Kontağı açtığınız zaman çalışıyor. Şu da bizim ekranımızın bekleme ekranı. Şuradan şöyle bakalım. Evet, yukarıdaki gördüğünüz gibi konsolun ekranına uydurmaya çalıştım. Şuradaki ekranımızla buradaki ekranımızın rengini uydurmaya çalıştım. Veya siz bir ekranı kullanmak istemiyorsunuz, şuradaki düğmeye basarak da bize
introyu yani outro vererek çıkış sağlıyor. Evet, yaklaşık 5-6 saniye sonra da uyku moduna geçecektir arkadaşlar. Yani ekran kendini kapatıyor. Tekrar dokunduğunuz zaman aktif hale geliyor. Evet, tarih, iç sıcaklık. Evet, arabanın içi 39 derece. Evet, ekranımız sönecek. Evet, ekranımız kapandı arkadaşlar. Tekrar dokunursanız açılıyor. Bir nevi tuş kilidi gibi bir şey arkadaşlar. Evet, açıldı. Tekrar dokunursak menümüz geliyor. Yine 5 dakika veya 10 dakikalık süreçler boyunca dokunmazsanız ekran yine kendini otomatik olarak uykuya alıyor. Veya sayfalar arasında geçiş sağlanabiliyor. Bunları ayarlar bölümünden yapabiliyoruz. Evet, ekranımız bu şekilde. İsterseniz sırada arkadaşlar home linkimizi tanıtmaya geçeceğiz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.